Zamları soracağız. Ramazan geldi, birçok kaleme zam geldi. Yani bu konuda vatandaş ne yapıyor? Sözde KDV indirimi yapıldı market ürünlerine. Markete gittiğiniz zaman indirimli ürünler görebiliyor musunuz? Ya da satın alabiliyor musunuz? Yok. Geçersiz bonlar. Geçen her gün zam geliyor. Biliyorsun akaryakıt olduğumuz zaten her şeye geliyor. Dolar aynı şekilde. Ha 8'den 18'e çıktı. Yok 13'e 14'e indirdiler. İyi bir şey yaptık. Hayır. Sen onu 7'ye 8'e indir. Ondan sonra söyle ben iyi bir şey yaptım. Ondan sonra marketlere dediğim gibi gidemiyoruz. Bir domatesin kilosu 30 bin lira çıktı. Etin kilosu dün sordum 110 lira. E kim alacak? Ben emekliyim. Emekli maaşım 3 bin liradır. Ben nasıl geçineceğim? 7-8 tane ailem var. 7 çocuğum var. Ben eşimle beraber 9 ay. E 9 kişilik. Ben bunu 3 bin lirayla nasıl geçineceğim? Doğalgaz geliyor 700-800 lira. Ondan sonra hani her şey öyle. Her şey almış başını gidiyor. Yönetemiyorlar. Madem yönetemiyorsun ya seçime gideceksiniz ya da bırakacaksınız. Evet biz de AK Parti'ye oy verdik. Ama şu anda memnun değiliz. Açık söylüyorum memnun değiliz. Peki yarın böyle... seçim olsa kime verirsiniz? Aynı partiye verir misiniz? Yok. Düşünmüyorum. Şu anda düşünmüyorum. Ama ileride iyi bir şey olur mu onu bilemem. Bugüne kadar ben bu partiden başka vermedim kimseye. Ama bundan sonra kesinlikle vermem. Aa herkes duysun, bilsin. Bu saatten sonra AK Parti'ye oy yok. Ha, böyle olursa. Ha, ileride değişir mi? Olur mu? Ekonomi düzelir mi? Enflasyon düşer mi? Onu bilemem. Olursa inşallah yine aynı şeyi yaparız yani. Yani milletin cebine yansıdığı zaman standart... Yani be abicim yani millet mahvolmuş. Yok bir şey. Ya bir torba 1420 lira çıktı ya. Bir torba 800-800'e çıkıyor. Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir dünya yok. Yok böyle bir Türkiye olmaması lazım. Yani Türkiye'de olan her şey vardır ama üretemiyoruz, vatandaşa yansıtamıyoruz. Yoksa Türkiye'de her şey vardır. Bunun sorumlusu kim peki? Bunun sorumlusu tarımdır, hayvancılıktır. Yapamıyor. Demek ki yani, çiftçilere yardım etsinler. Fakir fukaraya yardım etsinler. Bir torba gübre çıkmış 809 liraya. Ben nasıl tarlamı süreceğim? Çok zor. Hani bir torba gübre olur mu böyle bir şey ya? Bir kiloya dedim ya bir 110 liraya çıktı. Olmaz böyle. Yani bunun bir an önce önüne geçilmesi lazım. Biraz da vatandaşı düşünün ya. Hep kendinizi düşünmeyin. Biraz da bizi düşünün. Ya bu durumda millet ne yapacağını bilmiyor. Ya belki biraz daha idare edilir. Ondan sonra artık her şey olur. Hırsızlık da olur, çalsızlık da olur. Her şey olur bu memlekette. Yani halk ne yapıyor zamla karşısında? Bu konuda millet perişan. Yani millet aç. Yani kimse kendini geçindiremiyor. Bugün bu asgari ücretle kimse kendini geçindiremez. Bugün atıyorum bir insanın bir 5 çocuğu olsa 4 milyar 250 evi de kiraysa nasıl kendini geçindirir? Doğru mudur? Yani çok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Vallahi Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başka bir diyeceğimiz yok. İnşallah hükümet de buna bir el atar. Bu zamlara geri çekmesi için yardımcı olması inşallah bir el atar. Peki abicim, umudumuz budur. KDV'de indirime gidildi diye söylentiler var. Resmi gazetede de yayınlandı. Peki siz bunları markette görüyor musunuz? Görmüyoruz efendim. Hayır öyle bir şey yok. He yani diyorlar da yani hükümet diyor ama böyle bir şey yok. Yani markette de aynı. Yani zamla aynı. Hani bir teneke ya bugün 700 milyon. Vatandaş nasıl geçinecek? Yani çok zor. Dişekin turbası da aynı şekilde. Aynı öyle. Bir onun turbası 374 lira. Bugün bir ekmek 2,5 milyon. E nasıl olacak? Bir vatandaşın evinde bir 5-6 çocuğu varsa 10 kişi. E zaten sadece ekmeği verse kendini geçindiremez. Peki doğru mudur? Geçinebiliyor musunuz? Ay sonunu nasıl geçiriyorsunuz? Vallahi biz de zar zor. 5 çocuğum okuyor. Ben de zar zor geçiniyorum. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani bu devirde çok zor. Böyle bu zamlarla dolayısıyla çok zor. Evet. Son gelen zamları soruyoruz. Hocam cevap vermeyeceğiz. Neden? Ya cidden ülke zaten belli ne durumda. Ekonomikmen ölmüşüz yani yapacak bir şey yok cidden. Yani siz bu konuda yani nasıl bir yaşam sürüyorsunuz? Hocam ülkeden çıkmayı düşünüyoruz. Başka bir çözüm yok, gelecek yok. Geleceğimize dair tüm ümitler bitti. Açız, fakiriz. Yokluk içindeyiz. Bak öğrenciyiz, sürünüyoruz. Cidden yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok bu durumda. Yani gençlere de önerim gidin buradan. Başka bir şey yok vallahi.
kolay gelsin. Birçok kaleme zam geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Öğrenciyiz aynen. Geleceğimiz hiç kalmadı. Yani artık ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Okulu mu? Abi bilemiyoruz yani. Gerçekten hani bir buradan Kurtalan'dan işte buraya geliyoruz staja. Okula yol parası günlük 18. İşte gidip geliş 34 milyon para yapıyor. Hani öğrenciyiz biz. Bu parayı nereden getirelim? Gerçekten artık bilemiyoruz ne diyeceğimizi. Ya düşüncemiz gerçekten artık bu sistemin değişmesi gerekiyor diye düşünüyoruz ama bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Sonumuz hayır olsun. Gidecek bir şey yok. Ya aynen anne zaten fırsatımız olsa ben şahsen zaten direkt gidiyorum. Hatta çabalıyorum da işte yani bir araçlara giriyoruz. Akrabalarımız falan var. İnşallah gideceğiz yani. Okuyoruz ama gerçekten boşa okuyoruz. Bilmiyorum sonumuz hayır olsun ne diyelim. Bu kadar. Teşekkürler. Evet, teşekkür son gelen zamlar vatandaşın düşüncesi nedir? Çok bize göre. Nasıl diyelim? Artık buramıza kadar geldi. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. Hepimiz artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz? 200, %200 artmış her şey. Artık bilmiyoruz ne yapacağız. Yani KDV indirimi yapıldı dedi marketin birçok ürünlerinde. Yok onlar formalite acaba ya devlet tamam şey indirimi yapıyor ama marketler çok yüz vermişler onlara. O kadar zam koyuyorlar ki yani o indirimi yaptıkları zaman sanki zaten hiç yapmamışlar gibi. Bugün de doğalgaza zam geldi. Bugün %35 mi zam geldi? Yani ne yapalım kardeş? Ne yapalım? Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyorsun? Ben mahlulen emekliyim. Emekliyi biliyorsun zaten. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. 2,5 milyar maaş yani ne alabilir? Peki, öyle değil. İşte kime oy verdiniz? Hani bu aynı partiye verir misiniz? Şimdiye kadar ona veriyorduk. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a veriyorduk. AK Parti'ye. Bundan sonra bakalım artık. Verir misiniz peki? Vallahi niyetim var. Yani seçime de gitmem. Öyle niyetim. Yani artık baktırdılar abi bizi yani. Durumdan mı seçime gitti? He işte yani ekonomi. Hayır. He işte. Yani daha eskiden çok iyiydi ama iki dönem yani Türkiye'yi mahvettiler. Öyle değil. Artık ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Vatandaş olarak yani markete giriyoruz. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Yani nereye elimiz yanıyor. Zaten ne söylesek de boş. Bir şey değişmiyor ki. Neden boş? Neden boş? Değişiyor. Bir sürü şey sayabilirim ama saymaya gerek yok. Yani bunu kendimizi... Ne yapıyordu, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Geçinebiliyor muyuz? Güzel soru. Bence borcu borçla kapatıyoruz. Bir yerden alıyoruz, bir yerden veriyoruz. Herhangi bir şey değişmiyor. Sadece günü yok ediyoruz. Yani bitiriyoruz. Hükümet KDV indirimi yaptı. Sizce bu market... Uygulanacak mı? İşte o... Bugün itibariyle uygulanmak doğrudur da uygulanacak mı? İşte bunun sorulması gerekiyor. Ne derler? Gidip bakılması gerekiyor. Ekonominin bu kadar kötü olmasının sebebi sizce kim? Ben sabaha kadar konuşurum. Konuşabilirim ama bir şey değişmediği için konuşmak istemiyorum. Başka insanlara sorabilirsiniz. Bir şey değişmiyor. Birçok ürüne zam geldi. Yani bu konuda vatandaş ne yapıyor? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi şu an zaten yani bir kıtlık yaşanıyor aslında. Ama sanki kimse farkında değil ama hiçbir şey alınamıyor. Bak kaç market dolaşıyoruz hiçbir şey alamadan geri dönüyoruz. Yani bunun sonu nereye varacak? Bunun sorumlusu kim peki? Bunun sorumlusu devlettir. Kim olacak? Yani kim olabilir? Devlet yani devlet mi hükümet mi aynı yani. Yani bir çözüm yapılabilir mi onu da bilmiyorum. Çünkü devlet bitmiş yani her şey bitmiş, bitirilmiş. Ne diyeyim başka? Valla bunun sonu yani bir seçim de olsa hani yeni gelecek kişiler bu kadar ya bu kadar her şey yitirilmişken nasıl toparlar onu da bilemiyorum. Yani yeni kurulacak devlet kim olursa bu borcun altından çıkamaz yani. Çünkü Türkiye'yi yani bitirmişler bildiğim kadarıyla. Bilemeyeceğim yani. Yani bu ekonomik kriz hükümeti değiştirir mi? Valla bizim halkımızdan bilmiyorum. Ben bizim halkımızı anlamıyorum. Onlardan da emin değilim. Hani ne kadar vursan o kadar daha çok şey yapıyorlar. Hani veriyorlar, oy veriyorlar, şey yapıyorlar. Ya emin değilim, bilmiyorum. Hani olabilir de olmayabilir de. Vatandaş, yabzanlar karşısında ne yapıyor? Geçinebiliyor mu? Babacan ne geçinmesi? Yahu
hezimet olmuş. Yani ülke bitti. Bırak bizi yani. Önemli değil yani ama ülke bitti. Yani Ramazan geldi. Markete gidip alışveriş yapabiliyor musunuz? Ya da alışverişi ne kadar yapabiliyorsunuz? Ya alışverişe vallahi az önce sigarayı almak için gittim. Baktım etiket değiştiriyor. Arkadaşlarım nedir yani? Daha dün değiştirdi. Ya abi ola dün değiştirdim ama o tutmuyor birbirini. Çünkü niye? Özellikle bu akaryakıt zamları yani her şeye yansıyor. Peki vatandaş ne yapıyor bu konuda? Yani nasıl bir çözüm üretiyor ya da üretebiliyor mu? Vatandaş suskun şu an yani tam böyle sessiz bir deniz gibi. Yani sessiz sudan da korkacaksın. Yani iktidarın bunu göze alması lazım. Gerçeğini alıyor yani o konuda kuşkusu yok yani kendine özgüveni çok fazla. Ama maalesef. Vatandaş iktidara seçimde mi cevabını yani şu an o görünüyor. Başka bir şey yok. İktidar değişir mi sizce? Bence değişir. Çünkü yani artık hani kaldıracak gücü kalmadı. Ne iktidarın kalıyor. O kendi yani şu an gönüllü gitmek istiyor ama yerine adam bulamıyor. Doğalgaza zam geldi, şekere zam geldi, ekmeğe zam geldi. Ramazan da geldi. Yani vatandaşlar bu zamlar karşısında ne yapmayı düşünüyor? Valla ne yapmayı düşünüyor? İhsan etsinler. Özellikle AKP'ye karşı, AKP yandaşlarına karşı ihsan etsinler. Başka ne yapsınlar? Ben her gelen... Valla geçinemiyoruz. Kim dese ben geçinim yalan atıyor. Sırtta bir AKP'ciler yiyorlar, bir tepeciler, başka kimse yemiyor. Bu iş bir gerçektir. AKP verenler gelsin desin yalanır. Her gelen belediye başkanından tut, il başkanına kadar. Her gelen başkan kendi blok yapmış. Her gelen başkan kendi blok köy yapmış değil mi? Siz de biliyorsunuz, hepimiz de biliyorsunuz. Peki yani vatandaş yani ne bileyim zamlar karşısında alışveriş yapamıyor. Markete gittiği zaman istediğiniz ürünü alabiliyor musunuz? Vatandaş hepsi koyun gibidir. Ya da seçim olursa gene herkes AKP verecek. Kimse ne isyan ediyor, kimse ne karşı çıkıyor. Bu zamların yani sorumlusu AKP mi? Vallahi bu zamanın sorumlusu halktır, AKP değil. Her halk başbakanı orada indirirse başka bir sıkıntı kalmaz. Ama bu sefer Allah'ın izniyle onu indireceğiz. Başka şansımız yok. Tamam abi. Yani zamlar karşısında ne yapıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi zamlar karşısında nasıl? Vatandaş gördüğünüz gibi kan ağlıyor. Yani yalanla alıştırmış bir topluma gerçeği anlatmak Bülent Ersoy'dan çocuk beklemeye benzer.